siz daha bilirsiniz inşallah. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem katıldığı her savaşa ukap ile girmiş hocam, biraz önce bahsettiniz. Evet. Her savaşta varmış inşallah. Daha sonra da her savaşta bulunmuş, açılmamış Peygamber Efendimiz'e hürmeten. Sadece başkomutanlığa ait olduğu için siz daha iyi biliyorsunuz inşallah. Şu anda da Topkapı'da hiç açılmamış olarak Mehdi'nin açmasına bekleyen şekilde duruyor hocam. Işte. Evet inşallah, bir ceylan derisinden kılıf içerisinde bekliyor. İnşallah. Allah'ın izniyle Topkapı'nın önünde böyle İstanbul'un bütün sokakları, 3-4 milyon insan toplanacak İstanbul'da. Maşallah. Bütün sokaklar, caddeler, her yer dolacak. Maşallah. İnşallah. Çok katlı mehteran da gelecek Allah'ın izniyle. İnşallah. Türkistan Birliği'nin kuruluşu açıklanacak inşallah. Yer gök inleyecek, bütün radyolardan, televizyonlardan yayınlanacak inşallah. O gün işte Mehdi'ye biat günüdür. Maşallah. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bayrağı açılacak, sancağı şerif. İnşallah ilk defa açılıyor. İnşallah. İslam alemi yıkılacak böyle. Yer gök yıkılacak inşallah. İnşallah. Peygamberimizin kılıncını kuşatacak Mehdi inşallah. Teberrüken hırka-i şerif bak onarıldı. Her yönde rahatça giyilebilecek hale geldi. İnşallah. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hırka-i şerifini giyecek. Ondan sonra böylece Türkistan Birliği bütün dünyaya ilan edilmiş olacak. Maşallah. Efendim o gün halas günü, kurtuluş günü. İnşallah. 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 O heyecan, o şevk inşallah onlarca yıl devam edecek. Hazreti İsa Mesih'in zuhuru, İslam'ın dünya hakimiyeti, o heyecanla böyle büyük heyecanlar tarihte çok büyük kültürel patlamalara sebep olmuştur. Mesela sanatta tahayyül edilemeyecek bir inkişaf ve patlama olacak sanatta. O insanlardaki o şiddetli heyecan, manevi heyecan, Mehdiyet'le başlayan o heyecan, böyle coşkulu bir enerjiye dönüşecek insanlarda. İnsanlar adeta uyku tutmayacak. Maşallah. Nefis bir mimari meydana gelecek. İslam mimarisi. Bütün İslam aleminde, bütün dünyada. İnşallah. Ama mükemmel bir mimari anlayışı ve mükemmel bir sanat ve estetik anlayış. İnşallah. Mamur olmadık hiçbir belde kalmayacak diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Herkes zengin olacak diyor sallallahu aleyhi ve sellem. İnşallah. Bunun nedeni nedir biliyor musun? Heyecan. Yani toplumlarda böyle bir heyecan olduğunda ölüme giden bir toplum birden müthiş bir dirime gidiyor. Müthiş bir dirilme meydana geliyor. Maşallah. Yani adeta insanlar adrenaline boğuluyor. Adrenalin ne yapıyor? İnsanları deha haline getiriyor, deha. Mesela müzikte deha oluyor, mimaride deha oluyor, resimde deha oluyor, bilimde deha oluyor. İnsanların nefesini kesecek bilimsel buluşlar olacak. Maşallah. Allah onu vesile ediyor. Maşallah. Mesela fakirden fukaranın bulunmasına her şehir, her kasaba onu bir onur meselesi yapacak İslam onuru olarak. Kimseyi fakir bırakmayacaklar. İnşallah. Her yer sevince gark olacak. Mesela Osmanlı döneminde de öyleydi. Bazen toplumda bir böyle kasılma olurdu. Kasılma böyle şey. İşte Yeniçeri'de ayaklanma oluyor. İçeride fitne oluyor falan. Çok sıkıntılı ve zor bir durum oluyor. Sancağı şerifi bir çıkarıyorlar. Allah. Yani müthiş bir adrenalin. Toplum adeta böyle uçuyor. Hop oturup hop kalkıyorlar. Ne ayaklanma kalıyor, ne şu kalıyor, ne bu kalıyor. Yani o haber bir çıkıyor, sancağı şerif çıkarıldı dedim mi, konu bitiyor. Maşallah. Karanlığı delen bir yıldızdır Peygamberimizin sancağı sallallahu aleyhi ve sellem. Hiç açılmamıştır. Açıldın mı İslam alemi manen yıkılacak adeta. Maşallah. Yer yerinden oynayacak. İnşallah. İnşallah. Ne fakir, ne fukara, ne şu ne bu.
Fakir yani zenginler müthiş cömert olacak. Fakirler kanaatkar olacak, çalışkan olacaklar. Böyle hımbıl, bitkin, ölen, uyuyan uyku tutmaz. Uyku tutmaz millete inşallah. İnşallah. Boşa vakit geçirmek, şevksizlik bunlar hiçbir kalmaz. İnşallah. İnşallah.